Korucular birkaç gün önce Krüger Ulusal Parkı'nda kaçak avcılar tarafından öldürülmüş bir gergedan buldu. Frikriso ve ekibi görev başında. Güney Afrika Milli Parklar adli tıp uzmanları failler hakkında ipucu arıyor. Çürümüş hayvan ölüsü kötü kokuyor. Frikriso bugüne kadar yaklaşık 1500 gergedan ve file otopsi yapmış olsa da serin kanlı olamıyor. İnsan leş kokusuna da alışabilir. Ama kızıyorum çünkü burada sadece boynuzları için öldürülmüş iki gergedan yatıyor. Yakalanan kaçak avcılar çoğunlukla doğrudan Kruger Milli Parkı'nda mahkemeye çıkarılıyor. Burada her yıl yüzlerce davaya bakılıyor. Nadiren beraat ediyorlar. Suçluların yarıdan fazlası Mozambik'ten ülke gergedan ve fil dişi kaçakçılığının merkezi konumunda. Cezalar yüksek. Zira Güney Afrika'da yasak avlanma ağır suç kapsamında. Bir gergedan boynuzu ya da silahla yakalanmış ve üstelik bir korucuya ateş etmiş bir kaçak avcının alacağı ceza ortalama 30 ila 50 yıl arasında değişiyor. Milli parkın çevresindeki köylerde yoksulluk hakim. Gergedan boynuzu kaçakçılığının ardındaki kişiler birkaç yüz dolar vaadiyle gençleri kolayca kaçak avcı yapabiliyor ancak işin risklerinden bahsetmeden hayatlarını mahvediyorlar. 10, 20 ya da 30 yıl sonra evlerine geri dönebiliyorlar ve ailelerini hiçbir geliri olmadan yoksulluk içinde geride bırakıyorlar. Aileler suç çetelerinin umrunda değil. Son yıllarda kaçak gergedan avcılığı önemli ölçüde arttı. 2015'te sadece Kruger Park'ta 1200 kadar hayvan öldürüldü. Gergedan boynuzu bilhassa Çin ve Vietnam'a gönderiliyor. Bu ülkelerde kilosu 60 bin dolara kadar alıcı buluyor. Frick Russo işte tam da bu yüzden kaçak avcılığın bu kadar yüksek olduğunu söylüyor. Gergedan boynuzu ve fil dişi para getirmeye devam ettiği sürece sorun çözülmez. Bunların ticaretinin yasal ya da kaşak yollarla yapılıyor olması da durumu değiştirmeyecek ve hayvanlar öldürülmeye devam edecektir. Afrika'da yaklaşık 20 bin gergedan kaldı. Bu da dünyadaki gergedan sayısının üçte ikisine tekabül ediyor. Eğer bu hızla öldürülmeye devam edilirlerse 21. yüzyıl ortalarında doğal yaşamda gergedan kalmayacak.